Kızıldeniz'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Neler yaşanıyor, bundan sonra neler olabilir, Süheyla anlatacak bize. Hoş geldin Süheyla. Hoş bulduk. Nedir yaşanan gelişmeler? Orada özellikle Boğaz'la ilgili, ticaretle ilgili bir durum var değil mi? Evet, Kızıldeniz aslında Gazze'de savaş devam ederken Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki vekalet savaşlarının son sahası noktasına geldi. Hı hı. Çünkü İran destekli Yemen'deki Husi güçleri şunu açıkladı ve de eyleme de döktüler bu açıklamalarını. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürdükçe biz Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı tüm gemileri, ticari gemileri vuracağız dediler. Hı hı. Ve de bakın, sadece Aralık ayının ilk 18 gününde 20'yi bulan saldırı düzenlendi bu gemilere. Hem İHA'lı hem de füzeli saldırılar yapılıyor. Çok da aslında uzak bir rotadan bahsediyoruz, evet. Ama etkili, hedefi de bulan gemileri maddi hasara uğratan, hı hı, ve de orada bir güvenlik krizi, ateş altında ticaret durumu yaratan bir, hı hı, hal aldı. Hı hı. Ve hal böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri gibi İsrail'in müttefikleri ve de bölgede tabii çıkarları da olan ülkeler harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri bir öncü adım attı ve de Kızıldeniz'de uluslararası deniz görev gücü oluşturdu. Bu Kızıldeniz'i açık tutma harekatı olarak da tanımlanıyor. Tam olarak öyle, çünkü baktığımızda bu artan ve durdurulamayan saldırılar nedeniyle örneğin British Petrol gibi önemli petrol şirketleri ya da dünyanın en büyük nakliye şirketleri, deniz nakliyesi şirketleri Kızıldeniz'deki faaliyetlerini durdurdular. Ve burada artık kriz küresel ticareti de etkileyen bir hal alınca, işte zaten bölgede askeri varlığı olan Amerika Birleşik Devletleri yanına müttefiklerini çekerek, hı hı, dedi ki biz burada bu duruma dur diyeceğiz. Yemen'e ve tabii ki Yemen'i destekleyen İran'a karşı bir caydırıcı misyon, operasyon başlatacağız dediler. Hı hı. O operasyonun adına da Refah Muhafızı adı verildi. Hı hı. Neden böyle deniliyor? Çünkü aslında dünyanın da refahını ilgilendiren, çünkü petrol ticareti başta olmak üzere küresel ticaretin devamını sağlamayı hedefleyen bir operasyon bu. Hı hı. Artık Amerika'nın savunma savaş gemileri, İngiltere'nin savaş gemileri buradan geçen ticari gemileri koruyacak. Koruyacak. Hı hı. Onların eşliğinde geçecekler yani. Onların eşliğinde geçmekten ziyade bir saldırı ihtimaline karşı savunma sistemleri devrede olacak. Hı hı. Bu gemilere konuşlu olan savunma sistemleri. Haritadan da bir bakalım mı? Şimdi Yemen'den zaten dediğin gibi 7 Ekim'den itibaren füzeler işte ateşleniyor, bazen yanlış yerlere, işte Mısır'a gittiğini biliyoruz, hedefi doğru gözetemediğini. Evet. Şimdi orada da işte dediğin gibi, evet, belki Amerika'yı, İngiltere'yi hedef alacaklar ama mutlaka oradan her geçiş yapan gemi tehlike altında. Evet, daha önce Yemen'in, daha doğrusu Husilerin stratejisi neydi? İsrail topraklarını hedef almaktı. Hı hı. Ve bu sırada tabii ki Mısır'a, komşu ülkelere de düşen füzeler ya da İHA'lar oluyordu. Daha sonra Yemen Husiler strateji değiştirdiler ve bu saldırılarına Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri de eklediler. Hı hı. Onları da hedef tahtası koydular. Ancak şu ana kadar vurulan gemilerin tamamı İsrail bağlantılı da değil. Dolayısıyla her ülke, tehlike her şirket altında. Alarmda. Sadece ülkelerde değil. Şimdi ne oldu? 10 ülkeden oluşan bir koalisyon kuruldu. Bu ülkeler arasında Fransa ve İngiltere özellikle önemli. Çünkü zaten şu anda bölgede kendi savaş gemileri var. İngiltere dedi ki evet, savaş gemilerimiz ortak devriyelere katılacak. Fransa'nın da ortak devriyelere savaş gemileriyle katılacağı ileri sürülüyordu basında. Dün, hı hı, Fransa Savunma Bakanı'na soruldu. Konuya açıklık getirilmesi istendi. Muğlak konuştu Fransız, hı, bakan. İstihbarat paylaşımı yapacağız, stratejilerimizi, seçeneklerimizi koordine edeceğiz dedi. Ama henüz bilmiyoruz şu aşamada Fransız, hı, gemilerinin de işte buradaki operasyonda aktif rol alıp almayacağını. Ama şunu biliyoruz. Hı hı. Sadece bölgedeki Amerikan savaş gemileri değil, daha, hı hı, önce İngiliz ve Fransız savaş gemileri de Husilerin saldırılarına karşı harekete geçmişlerdi ve atılan, hı hı, İHA'ları, füzeleri engellemişlerdi. Hı hı. Onları havada imha etmişlerdi. Dolayısıyla işte burada zaten Gazze'nin sınırına taşan, sınırlarının dışına taşan bir savaş, hı hı, ve Kızıldeniz'deki ticari faaliyeti durdurma noktasına getiren bir durum var. Hı hı. Şimdi hedef bunun açılması, seyir sefer güvenliğinin sağlanması. Hı hı. Şimdi tabii pek çok önemli
firma, şirket durdurdu orada. Özellikle petrol ticareti konusunda evet. sıkıntı olacağını söyledin. Tabii burası hayati bir bölge değil mi? Özellikle bu boğaz alternatifi olmayan bir boğaz. Önemini konuşarak devam edelim mi? Önemini konuşarak devam edelim. Neden işte böylesi bir adım atıldı? Bundan sonraki seçenekler ne diye anlamamızı sağlayacak. İşte bakın görüyorsunuz nerede bulunuyor? Babülmendeb Boğazı, Kızıldeniz. Kızıldeniz zaten Arap Yarımadası'yla Afrika kıtasının arasında bir geçiş konumunda ve ticarette çok büyük önemi var. Bakın özellikle batıya petrol sevkiyatında çok önemli, vazgeçilmez bir rota. Batıdan çıkarılan Arap Yarımadası'nda çıkarılan petrol bu güzergahtan Avrupa'ya ulaşıyor ya da Asya ülkelerinden taşınan mallar yine buradan en kısa şekilde batıya Avrupa'ya ulaşabiliyor. Ve küresel petrol nakliyesinde üçüncü en önemli geçiş rotası halinde şu anda. Her gün 6 milyon varilden fazla petrol bu noktadan taşınıyor. Her gün yaklaşık 50 büyük tankerin buradan geçtiği biliniyor. Tabii ki normal şartlar altında şu anda değil. Ve küresel konteyner trafiğinin de yaklaşık %30'u yine burada yapılıyor. Küresel ticaret hacminin tahminen %10 ila 12'si yine Babülmendeb Boğazı'ndan Kızıldeniz üzerinden sağlanıyor. Devre dışı kalmasında ne oluyor? Buna bakalım. Bakın şimdi mavi çizgi hem Babülmendeb Boğazı'ndan hem de Kızıldeniz'den yapılan rotayı, bu sevkiyat rotasını bize gösteriyor. Şimdi burası devre dışı kaldı. Neden? Dedik ya Yemenli Husiler saldırılarını sürdürüyorlar. Ve hal böyle olunca güvenlik riski çok arttı. Sigorta şirketleri talep ettikleri ücreti artırdı nakliye firmalarından. Bu hem bir güvenlik riski, can güvenliği riski, taşıma güvenliği riski, ek maliyet riski yarattı. Hal böyle olunca da uluslararası şirketler buradaki sevkiyatlarını, faaliyetlerini durdurdular. Ve nereye yöneldiler? Bakın Afrika kıtasını dolanarak eğer Avrupa'ya gideceklerse, Asya ile Avrupa arasındaki bu güzergahı yeniden sağlamak istiyorlarsa, Afrika kıtasının etrafını dolanarak ve Ümit Burnu'ndan geçerek ya tam olarak kulağı böyle tutmak. Kesinlikle o ifadeyle anlatabiliriz ve bu ne demek? Güzergahın iki katı neredeyse hatta daha fazla uzaması demek bu rotanın ve tabii ki nakliye süresinin de uzaması demek. Bu ne oluyor? Arz talep dengesi bozulacak. Arz daha geç sağlanacak. Aynı şekilde küresel piyasalar zaten bunun sarsıntısını hissediyor. Petrol fiyatları yükselmeye başladı. Bir arz sıkıntısı endişesi sardı çünkü. Öte yandan işte böylesi uzayan bir güzergah bu sürecin zaten sürdürülemez olduğunu, en kısa sürede çözüme kavuşması gerektiğini karşımıza koyuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri böyle bir adım attı. Gelen tepkiler nasıl? Yemenli Husiler diyor ki bizi hiçbir şey durduramaz. Amerika bütün dünyayı seferber etsin. Biz devam edeceğiz. Bizim durmak için tek şartımız var. İsrail'in de durması, Gazze'deki katliamlara son vermesi, saldırmayı durdurması diyorlar. İsrail ne yazık ki böyle bir adım atmıyor. Bir ateşkes sağlanırsa, geçici ateşkes sağlanırsa Yemenli Husiler buna uyar mı uymaz mı bilmiyoruz. İran da rahatsız çünkü Kızıldeniz'de İran'ın da sınırı, varlığı var ve de şöyle uyarmıştı İran. Bu görev gücü oluşturulmadan önce Kızıldeniz bizim sahamız. Burada bir hamle yapılırsa Amerika Birleşik Devletleri olağanüstü sorunlar yaşar. Şimdi bu sorunların ne olduğunu bilmiyoruz. Askeri bir hamle gelir mi? İran hep bundan kaçınıyor çünkü çok büyük bir savaş demek olacak bu. Ancak şu adımı attılar, bir misilleme yaptılar. Bu daha çok gövde gösterisi gibi de yorumlanabilir. Kızıldeniz'de Basra Körfezi'nde görev yapacak olan bir 55 bin kişilik milis gücü oluşturdular. Deniz milis gücü oluşturdular. Bölge çok hareketli ama işte önemi de çok büyük Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'nın. Şimdi burada bir kelime oyunu ya da kelimelerin önemine de dikkat çekelim. Babülmendeb aslında hüzün kapısı, gözyaşı kapısı anlamına geliyor. Feryat kapısı anlamına geliyor. Şu anda küresel ticaret için gerçekten de bir feryat kapısı noktasında. Amerika Birleşik Devletleri deniz görev gücü oluşturdu. Yeterli olmazsa Yemenli Husilerin
Üstlerine de hava saldırısı düzenleme seçeneğini masada tutuyor. Yani bölgedeki askeri gerilim gerçekten çok yüksek hat safhada. Peki şunu da sorayım sana veda etmeden. Şimdi İran da mevcut tablodan çok rahatsız. Çünkü onların su sınırları, ama diğer taraftan Yemen'deki Husilere de durun bunu yapmayın demiyor değil mi İran? Çünkü burada amaç, evet, İsrail'e yine kamuoyu baskısını artırmak. Hem de zaten batılı ülkeler şu an en çok bundan etkilenenler. İsrail bunun ilerleyen boyutlarında daha da işler kötü hale geldiğinde ekonomik olarak yine de durmaz mı? Sence bir baskı yaratmaya yetmez mi bu adım? Ve ilerleyen günlerde eğer dediğin gibi bu sefer Yemen'deki Husi üsleri hedef alınırsa direkt Yemen'in de mi dahil oldu? Yani bu sefer Yemen zaten İsrail'e saldırmaya çalışıyor ama dediğin gibi çok ciddi bir mesafeden bahsediyoruz. Evet. Tüm füzeler veya işte evet, İHA'lar oraya gidemiyor. Yani daha da oradaki durumun daha karmaşık hale geleceğini, çatışmaların yayılacağını mı öngörüyorsun eğer tablo böyle devam ederse? Şu an için aslında düşük yoğunluklu bir çatışmaların yayılması hali var. Çatışma olmasa da en azından saldırıların, yani Yemenli Husilerin saldırması. Ama dediğin noktalar çok önemli. Çünkü İran Husi güçlere, kendi desteklediği ve kendi etkisi altındaki Husi güçlere dur demiyor. Tam tersi, işte bu vekalet savaşları diyerek en başta tanımlamayı yaptık ya, hem İsrail'i zor durumda düşürmek hem de Amerika Birleşik Devletleri üzerinde baskıyı artırmak için Husileri destekler konumda. Bu saldırıların sürmesi tabii ki açık değil ama gizliden kapalı kapılar ardında bu pozisyonda duruyor. Peki bu İsrail'i etkiliyor mu? İsrail'i etkiliyor. Bazı şirketler, İsrail bağlantılı bazı ülkeler gemileri limanlarına kabul etmemeye başladı. Onlarla ticaret yapmamaya başladı. Bu tabii ki İsrail üzerinde ekonomik baskıyı da, ekonomik kaybını da artırıyor. İsrail'i ateşkese itmek için bir taktik, tırnak içinde başarılı bir taktik olarak da görebiliriz. Ve şunu da görüyoruz. Gazze'de savaş devam ederken sadece Filistinli direniş grupları değil, işte Lübnan Hizbullah'ı da ya da İran destekli Husi güçleri de İsrail üzerinde baskıyı artırarak ve saldırı güçlerini kullanarak yeni cepheler yaratma ihtimalini hep canlı tutuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin burada devreye giriyor olması hem ticareti korumak için hem de İran'a caydırıcı bir mesaj ve İsrail'i koruyoruz mesajını da vermek için kritik bir adım, önemli bir adım. Yeterli olacak mı, etkili olacak mı ve bundan sonra nereye varacak? Yemen'e bir saldırı düzenlenirse Yemen'in de bu savaşa taraf olması gibi bir durum. Bu ne kadar önemli, ne kadar etkili bilemiyoruz. Şunu biliyoruz, tabii ki çok zayıf bir ülke. Ama Husi güçleri daha önce Suudi Arabistan'a, Yemen'e hava saldırıları düzenleyen Suudi Arabistan'a defalarca İHA ve füze saldırıları düzenledi. Dolayısıyla saldırı kapasiteleri var. İsrail'i tehdit edebilecek bir kapasite bu. Zarar verebilecek bir kapasite. Zaten şu anda Suudi Arabistan'ın bu Amerika'nın kurduğu görev gücüne dahil olmamasının nedeni de bu. Suudi Arabistan daha temkinli bir yaklaşım. Daha önceki deneyimlerinden dolayı. Evet, daha diplomasi dilini tercih edelim. Daha düşük yoğunluklu bir tepki gösterelim diyor Yemenli Husilere. Çünkü bu koalisyona dahil olması halinde yeniden doğrudan Husi güçlerin saldırılarına hedef olmaktan çekiniyor. Ama diğer Arap ülkelerinin de koalisyona dahil edilmesi hedefi ön planda. Ürdün ve Mısır özellikle. Çünkü Mısır'ı da etkiliyor. Yani Kızıldeniz öyle değil mi? Süveyş kanalı bağlantısı da devre dışı kalmış oluyor. Ve Mısır da ekonomik kaybı uğruyor. Belki Mısır'ın da donanma gücüyle ya da farklı istihbaratıyla bu koalisyona dahil olma ihtimali, hedefi var.